Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosu çekeceğim sizlere. Dün Instagram'ımda paylaşmıştım. Sorularımı hazırladım. Tam tamına 30 tane sorum var. Onları cevaplayacağım. O zaman güzel, keyifli bir soru cevap videosu bizleri bekliyor diyelim. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ben sorularıma başlıyorum. Evet, şimdi alalım soruları. Kapanmaya nasıl karar verdin? Kapanmaya nasıl karar verdim? Kapanmaya aslında şöyle karar verdim. Benim kendi isteğim tamamen. Küçük yaşta kapanmaya başladım. Bunun genelde aileden geldiğini falan düşünüyorlardı. Hani aile baskısıyla olduğunu düşünüyorlardı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben çok küçükken babam beni yatılı kursa vermişti. O zamanlar tabii yatılı kurslar çok fazla böyle revaçlı değildi ve devlet tarafından desteklenmiyordu. Yani biraz da kötü durumdaydı o zamanlar. Hatta polis baskınları falan oluyordu benim gittiğim yatılı kursta. 6 sene öyle yazları gidip gelmiştim. Çok şükür ki dini eğitimim oradan ve o şekilde kendim kapanmaya karar verdim. Ortaokulda yazları sadece kapatıyordum. Ortaokuldan çıktıktan sonra da İmam Hatip'e 2 sene İmam Hatip'e gittiğim için sonrasında tamamen kapanmış oldum. Ve kapalıkla alakalı şöyle bir anım var. Mesela ortaokuldan çıktım, işte yazlar artık tamamen kapanmaya başladım derken bir kınada, böyle köy kınalarında kızlar saçlarını açıyor falan. Benim de öyle bir küçüklük hevesim başladı. Sonrasında bir gün tarlaya gittik. Köyde biliyorsunuz ki bağ bahçe çok. Tarlaya gittik. Annem de sürekli bana kızıyor. İşte hani niye açıyorsun kafanı? İşte bunca zamandır açmadın. Niye şimdi sadece kınalarda açıyorsun? Niye pantolon giyiyorsun? Bilmem ne falan. Ben de işte o zaman dinlemiyorum. Babam bana şey demişti. Şeftali topluyorduk o zaman da. Ya dedi, kızım dedi, ben sana hiçbir zaman kapan demedim dedi. Hani sen kendi isteğinle kapandın dedi. Ama dedi, bu durum beni gerçekten çok üzüyor dedi. Seni dedi kınada görmeyen Allah İşte burada mı görüyor, veya hani burada gören Allah kınada görmüyor mu seni dedi. Haşa. Hani böyle bir kelime kullandı. Ben de böyle kafamda tarttım, biçtim. Hani dedim evet, doğru söylüyor. Yani dedi, ben sana hiçbir zaman kapan veya açıl demedim. Ama ya kapanacaksan tam kapan, ya da açılacaksan tam açıl dedi. Ona göre ben de bileyim, kızım kapalı veya açık diyeyim dedi. Öyle bir anım olmuştu. Sonrasında ben hiçbir şekilde açmadım. Hiçbir kınada açmadım. Biri başkasının kına gecesinde veya vesaire, hani kuaföre falan gidiyorlar ya. O şekilde açmadım. Bir tek kendi kınamda açmıştım. Onda da zaten hiçbir şekilde video, hiçbir şeyim yok. O zaman öyle özenmiştim. Ama şu an olsa muhtemelen onda da kapatırdım. O şekilde benim kapanma hikayem bu şekilde. Evet, ikinci sorumuzu alalım. Yaşınız, kilonuz, boyunuz. Yaşım şu an 25. Herkes genelde daha büyük gösterdiğimi söylüyor. Hani davranışlarımdan dolayı işte yaşıtlarım gibi davranmıyormuşum falan. Kilom 62. Bir türlü 55'e düşemedim. Hala da zayıflama peşindeyim. İnşallah zayıflayıp düşeceğim. Başka bir de boy. Boyum da 1.58 arkadaşlar. 1.60 bile değil. 1.58 ama genelde herkes çoğu giydiğim kıyafeti falan çok beğenir, çok yakıştırır. Orantılı. Bendeki vücut hatları orantılı diyelim. Öyle yani. Evet, alalım 3. sorumuzu. Burcunuz nedir? Burcum akrep. Yani normalde böyle çok sevecen olduğumu falan söylerler ama akrep burcuyum. Anında sokabiliyorum yani. Alalım. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Evin tek kızıyım. 2 tane erkek kardeşim var. Bir tanesi benden bir yaş büyük. O da Seçil'in eşi. Altlı üstte oturuyoruz biliyorsunuz ki. Bir tanesi de benden 4 yaş küçük. 21 yaşında. Bir tek o evlenecek kaldı. Onu da evlendirdikten sonra. Öyle yani. İkimiz evlendik abimle. Bir tek o kaldı. Alalım. Okudunuz mu? Şu an çalışıyor musunuz? Okudum mu? Lise mezunuyum arkadaşlar. Muhasebe bölümü okumuştum. Sonrasında şu an çalışmıyorum. Daha önce bir ama çalışma deneyimim oldu. O da kendi iş yerimizde çalıştım. Başka yerde çalışmadım. Çünkü eşim de izin vermez, babam da izin vermez. Dokumcu dükkanımız vardı. Orada çalıştım. Oranın yöneticiliğini yaptım. 1-2 sene sonrasında devrettik. Şu an ev hanımıyım. Böyle sosyal medya ile uğraşıyorum diyeyim. Çünkü Instagram ve YouTube üzerine. Öyle yani, bu tarz şeyleri seviyorum artık. Evet. Neden köyde yaşıyorsunuz?
Neden köyde yaşıyoruz? Çünkü benim burası doğup büyüdüğüm yer, Çağlayan Köyü. Biz daha önce, yani zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim, Yunuseli'de oturuyorduk. Oradan taşındık, bir sene kiracı olarak orada kaldık. Oradan taşındık, sonrasında boş alan evimiz vardı. Babamlar da ısrar ettiler, bizim de kafamıza yattı. Şu an buraya geldik ve burada yaşıyoruz. Ve benim tüm ailem burada arkadaşlar. Eşimin ailesi de Mardin'de. Ondan kaynaklı köyde yaşıyoruz ve şu an şu karantina döneminde diyorum ki iyi ki gerçekten köyde yaşıyorum. Çünkü insanlar şehirlerde, apartmanlardan dışarı çıkamıyorlar ama biz burada çok şükür temiz havayı soluyoruz. Yani herkes şu an gerçi temiz havayı soluyor ama en azından dışarı çıkıp bir ağaç altında, ne bileyim, hani daha iyi oluyor. Yani zamanı daha iyi değerlendiriyoruz ve daha iyi süreçte geçiriyoruz. Öyle söyleyeyim, iyi ki köyde yaşıyorum. Evet. Eşiniz ve babanız ne işle meşgul? Eşim, bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yani sürekli söylüyorum aslında. Benim eşim Arap arkadaşlar ama tabii ki yani Türk, ama Arap kökenli bir Türk. Aile yapısı oradan geliyor. O yüzden Arap rehberliği yapıyordu daha öncesinden. Şimdi artık bizim rentekar şirketimiz var. Emlak üzerine de çalışıyor. Araplarla, yani çalışmalarımız Araplarla, turizm üzerine, öyle söyleyeyim, eşimin işi. Araba kiralıyor, tur yapıyor. Dediğim gibi ev satıyor. Ama genelde turizm ağırlıklı. O yüzden şu an karantina döneminde de eşimin işleri de tabii biraz daha hafifledi. Çünkü ister istemez şu an zaten turistler gelmiyor, biliyorsunuz. Ama çok şükür Rabbime, hani yok değil ama hafifledi, herkeste olduğu gibi. Babam da şu an tarlada, yani çiftçi. Daha önceden de çiftçiydi zaten, dediğim gibi sadece bir 5-6 sene lokum şirketimiz vardı, işte lokumculuk yapıyorduk. Hacivat Karagöz Lokumcusu, Yalova Yolu üzerinde, belki Bursalı arkadaşlar bilenleriniz vardır. Orası daha önce bizdeydi, devrettik. Onu yapıyordu. Sonrasında işte devrettikten sonra şimdi tekrardan köyde çiftçilik yapıyor. Yani babam çiftçiydi. Alayım. Oturduğunuz ev sizin mi, seçilin mi? Oturduğumuz ev. yani oturduğumuz ev hepimizin, babamın şu anda ama tabii üst kat abimin, alt taraf bizim. O şekilde, yani hani tamam bir bina gibi gözüküyor ama Seçil'in katı farklı, benim katım farklı. Öyle söyleyeyim, onların evi yukarısı, burası da benim evim, bizim evimiz, yani eşimle bizim evimiz. Evet. Hüma ismine nasıl karar verdiniz, anlamı nedir? Hüma ismine nasıl karar verdik? Hüma ismine ben karar verdim, ben beğendim. Eşim de sağ olsun kabul etti. Hüma'ya aslında daha önce ben İkra istiyordum. Ama eşim Arapça'da farklı bir şekilde söylenen başka bir şey olduğu için ona kaynaklı dalga geçerler çocukla diye İkra'yı istemedi. Sonrasında eşim başka isimler, Emira, Sara falan Arap isimleri söyledi. Ben de onu kabul etmedim. Bizim burada da Emira'ya Emire derler dedim. Ondan sonra Sara da Sara, zaten hani herkes koyuyor. Ondan sonra işte dediğim, arkadaşımla konuşurken bir gün öyle Hüma ismini söyledi. Benim de kafama yattı. Hüma'nın anlamı da ilk önce Fatih Sultan Mehmet'in annesinin ismi Hüma Sultan ve çok akıllı, zeki bir kadınmış. Ben de ona binaen böyle hani ona niyet ederek dedim, Allah'ım Hüma'da böyle zeki bir kız çocuğu olsun. O şekilde koymak istedim. Ve Hüma'nın anlamı da eve bereket getiren, bolluk bereket getiren, şans getiren Hüma kuşu anlamına geliyor. Kuş zaten, kuş ismi Hüma kuşu. O şekilde hani güzel de oldu ve sakin. Hümalar, ne bileyim, sakin oluyormuş zaten, isim araştırmacılarına da sordum. Koyabilirsiniz bence. Ama ben iki isimli koysa mıydım diye düşünüyorum her seferinde. Ayşe Hüma, Hatice Hüma gibi koyabilirdim. Ama sadece Hüma koydum. Olsun, hayırlısı böyleymiş. Evet, alalım. Hüma hangi hastanede doğdu? Memnun musunuz? Hüma Bursa'da Pembe Mavi Hastanesi'nde doğdu. Ve gerçekten memnundum. Ama benim doktorum Pembe Mavi Hastanesi'nde çalışmıyordu. Sadece anlaşmalı olarak ben doğumumu gerçekleştirdim. Bu arada normal doğum oldu. Onu da soracaksınız muhtemelen. Anlaşmalı olarak gerçekleştirdim. İşte bir gece orada kaldım zaten. Ama doktorumun kendi özel muayenehanesi var. Yani hani o da Sevil Paker. Onu da söyleyeyim. Gidip bakabilirsiniz, bulabilirsiniz Umu Plaza'da. Ve doktorumdan çok memnunum. Hastaneden de memnunum. Yani bir gece kaldım, dediğim gibi şu an çocuk doktoruna da oraya gitmiyoruz. Sevin Hanım'ın eşine, Suat Paker'e gidiyoruz. Ondan da çok çok memnunuz. Yani dediğim gibi bu şekilde siz de gidebilirsiniz. Ama Pembe Mavi Hastanesi temiz ve hijyenik, güzel elemanlarıyla iyi ilgilenen bir hastane. Memnundum. Evet.
Hüma'nın doğum hikayesi var mı? Hüma'nın doğum hikayesi var mı? Aslında şunu da onun için koydum. Hüma'nın doğum hikayesi yok ama şöyle 3 aylıkken çektirmiş olduğum bir albümü var. Yani bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama şöyle şu şekilde göstereyim. Yani aslında böyle fotoğraflar, ne bileyim, doğumdan sonra çektirmek istiyordum, masa süsletmek istiyordum. Çok böyle düşüncem vardı. Ama normal doğum olduğu için o kadar böyle kendimden geçmişim ki ay dedim ya Nevra, Allah aşkına bırak 2 tane şey için, fotoğraf için, video için değer mi? O şekilde yapmamıştım. Yoksa doğumdan öncesinden çok özeniyordum. Sonra 3 aylıkken böyle bir albüm çektirmek istedim. Yani Hüma'nın küçüklük resimleri bu şekilde arkadaşlar. Evet, alalım. Kızınız ne zaman çift kelimelere geçti? Özellikle bir yöntem uyguladınız mı? Kızım erken konuşmaya başladı. Bunu herkes zaten söylüyor. Sosyal medyada yayınladığım kadarıyla, ama gerçekten erken konuşmaya başladı. Özellikle bir yöntem, zaten sosyal medyadan, Instagram'dan tanıyan arkadaşlar bilir. Ben Hüma'yla çok konuşurum. Çok şarkı söyleriz. Ve Hüma'ya küçük çocuktan ziyade hep böyle 6 aylıktan itibaren eğitim vermeye başladım. Hani sen küçüksün, yapamazsın mantığından ziyade sen yapabilirsin, sen öylesin, sen böylesin gibi şeyler söyledim. O yüzden Hüma'da biraz daha algılama olarak şu an daha iyi. Ve biraz despot mu derler, öyleyimdir. Biraz daha iyi şey, önem veririm. Hani böyle şımarık çocuğu çok fazla, ben kendi çocuğum da olsa şey yapmıyorum. Ondan kaynaklı kendi çocuğumu da o şekilde eğitimli bir şekilde eğitmeye çalıştım. Konuşması da yani 1 yaşında zaten tek tük şeyler söylemeye başlamıştı. 1,5 aylıkken 2-3 kelimeyi bir araya getirip kendi derdini, 15 aylıkken kendi derdini söylemeye başladı. Sonrasında zaten hepsi çorap söküğü gibi geldi. Şu an gayet de güzel derdini, her şeyini anlatabiliyor. Çok şükür, maşallah diyoruz. Evet, alalım. Hüma'nın tuvalet eğitimine başladınız mı? Hüma'nın, yani aslında herkes böyle video çektiğim zaman hala bu çocuk bezli mi falan diyorlar. Onları hiç takmıyorum bu arada, onu söyleyeyim. Çünkü takan insanlar da çok oluyor. O yüzden çocuğu çok fazla ısrarcı olarak başlatmak istemiyorum. Yavaş yavaş söylemesi gerektiğini şu anda ona söylüyorum. Kendisi söylememek için ısrar ediyor. Ama bu yaz nasip olursa biraz daha havaların ısınmasını bekliyorum. Biraz geç ısınacak sanırım havalar. Isınmasını bekliyorum. Hatta babasına son bezini de aldırmadım. Bezimiz bitmek üzere. İnşallah başlayacağım. Yani bu artık bu yaz nasip olursa öğrenecek. Daha uzaması da iyi değil ama daha erken başlamayı da kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Çünkü çocuklarda bazen psikolojikman sıkıntılar yaşanabiliyor. Çoğu akrabamda da gördüm. Bazı çocuklarda yaşanmıyor ama bazılarında yaşanabiliyor. Ondan kaynaklı biraz daha zamana yaydım diyebiliriz tuvalet eğitimini. Evet. Bugün evlensen evini yine aynı tarzda mı döşerdin? Bugün evlensem evet aynı tarzı döşerdim. Çünkü aldığım eşyaları çok seviyorum. Ben bu mobilyaları ilk Simobilya'da görmüştüm ve ilk girdiğim mobilyacıydı. Aslında İnegöl'e gitmediğime pişmanım. Keşke gitseymişim diyorum. Ama şu an mobilyalarımı kullanırken gerçekten zevkle kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Girdiğim zaman böyle içeride bir boğuculuk değil de huzur veriyor bana. Çünkü herkesin zevki tarzı. Yani ilk Sim mobilyadan gördüm, çok beğenmiştim. İşte nasip olursa alırız demiştim. Sonra Bursa'daki birkaç mobilyacılara falan gitmiştim. Sonra bazılarının fiyatları pahalı geldi falan filan, neyse derken yine nasip olan bu mobilya oldu. Yine döşesem bu şekilde döşerdim yani. Evet. Köyünün adetlerine göre düğünler nasıl olur, bahseder misin? Ya aslında bu bayağı kapsamlı bir soru. Yani çünkü adetlerde gerçekten çok farklı şeyler olabiliyor. Mesela köy adetlerinde biz salonda düğün yapmıyoruz. Kınaları köyümüzde olan bir böyle depo gibi bir yer var, orada yapıyorlar. Ben çok tasrif etmiyorum ki kendi kınamı zaten otelde yapmıştım. Çünkü çok masraf oluyor gerçekten. Çok güzel kıyafetler dikiliyor, özel tasarımlar, onlar bunlar. Ama yani yapılan yer çok kötü. Ondan kaynaklı orayı çok fazla sevmiyorum. Neyse, hani düğünlerde mesela cumartesi pazar oluyor zaten düğünler. Pazar günü de böyle farklı farklı aktiviteler oluyor. İşte ne bileyim, damat giydirme oluyor. Kına akşamıyla düğün akşamı, işte o cumartesiyle pazar akşamı tavuk alma dediğimiz bir adetimiz var. O oluyor. Yani aslında böyle bir düğün olsa çeksem daha iyi anlaşılır. Ondan kaynaklı. Çünkü adetler gerçekten çok. Ne bileyim, düğünden önce
dokum yapma dediğimiz şey var. İşte insanlara kınada dağıtmak için, hediye etmek için lokum yapma oluyor. Yani çok farklı aslında. Hepsini bir araya getirmek için bir video çekmek daha mantıklı. Daha iyi anlarsınız. O yüzden bunu da geçelim. Altınlar gerçek mi? Altınlar gerçek mi? Bu inanın var ya, dün Instagram'da rekor kıran soru. Yani herkes bir nevi beni altınları biçim mi takip ediyor, ne yapıyor bilemedim. Şimdi şunları göstermek istiyorum size. Bunlar sahte altınlar arkadaşlar. Yani gerçek olanı da var, sahte olanı da var. Mesela şunlar sahte. Bunları görürseniz emin olun ki sahte takmışım demektir. Ama diğerleri konusunda da artık siz hemfikir olun. Ama mesela gramının sorun olmuş, ne bileyim kilosunun sorun olmuş. Ya Allah aşkına, hani bunlara cevap vereceğimi düşünmeyin bence. Sahte de olsa benim altınım. Gerçek de olsa yine benim altınım. Çünkü ben zaten gold rengini seviyorum. Biliyorsunuz ki. Yani her şekilde takmayı seviyorum. Ondan kaynaklı bu soruya cevabım bu olsun. Ama dediğim gibi, yani hani bu sadece takıyla alakalı bir durum değil. Ben eşyalarda da gold rengini seviyorum. Her türlü gold rengini seviyorum. Instagram'da da olsun, YouTube'da da olsun bu soruya kesin ve net cevap alamayacaksınız maalesef ki. Evet. İkinci çocuğu düşünüyor musunuz? Evet, nasip olursa düşünüyoruz ama biraz daha ilerleyen zamanda düşünüyoruz diyebiliriz. Çünkü şu sıra gerçekten hani olaylar biraz daha durulsun istiyorum ben kendi açımdan. Tabii ki düşünüyoruz, yani tek çocuk da olmaz zaten. Kardeş lazım. İnşallah Rabbim nasip ederse ilk önce isteyenlere, sonra da bizlere nasip etsin. Herkes evlat sevgisini tatsın. Evlilikte mutlaka olması gereken şey nedir? Evlilikte mutlaka olması gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim 3 özelliğim vardır evlilikle alakalı. Yani bu sevgililikle de alakalı bir durum. Sevgi, saygı ve güven. Yani aşk gerçekten ikinci planda. Aşk hani bitebiliyor ama bu üç kesinlikle, yani bu üçünü kaybetmediğiniz zaman her zaman eşinize olan ilginiz, alakanız her zaman tam oluyor. Bu üçünü kesinlikle, özellikle saygıyı kesinlikle kaybetmeyin arkadaşlar. Evet. Siz Bursalısınız, eşiniz Mardinli. Oyun zor olmadı mı? Valla hiç zor olmadı ya. Yani şaşırır mısınız bilmiyorum ama hiç olmadı bu kadara kadar. Sanki birbirimizi yıllardır aile olarak, mesela yıllardır tanıyormuşuz gibi böyle hiç uyumsuzluk yaşamadık. Düğünde olsun, ilişkilerimiz olsun, hiçbir şekilde. Yani o kadar uyumlu insanlar ki, mesela hep doğudaki insanları böyle tuhaf gözle bakmayı, gözle görmeyi sağlar insanlar. İşte hep böyle bir ön yargı vardır. Ama yok, yani çok şükür, bir şükür bizde hiçbir şekilde yaşanmadı. Yani insan kapı komşusunu bilemez derler ya, hani o hesapla girdik biz bu işe. Ama iki taraflı da yine dediğim gibi sanki böyle senelerdir tanışıyormuşuz, birbirimizi biliyormuşuz bir havamız vardı. Allah herkese nasip etsin inşallah. Evet. Eşin evlendikten sonra neden kendi memleketinde değil de senin memleketinde yaşamayı tercih etti? Şimdi eşim zaten 11 senedir, yani ben de evlenmeden önce 10 senedir pardon buradaydı. Yani üniversite okumaya gelmiş, sonrasında kalmış, işte iş bulmuş kendine, çalışmaya başlamış falan. Biz çalıştığımızda zaten bizim dükkana müşteri getiriyordu. Biz turizm özellikle çalıştığımız için dükkanda Araplar geliyordu. İşte satış yapıyorduk onlara. Hani tur şirketleriyle falan anlaşmamız vardı. Eşim de o şekilde tur getiriyordu, Arap getiriyordu. Biz o şekilde tanıştık. Yani daha öncesinden, benden öncesinden zaten Bursa'daydı. Yani benimle alakalı bir durum yok Bursa'da kalmasının. Evet, alayım. Mardin yerli olmak nasıl bir duygu? Seviyor musun Mardinlileri? Valla Mardinlileri seviyorum. Eşimin ailesini apayrı seviyorum. Mardin gelini olmak gerçekten güzel bir duygu. Ben bilmiyorum ya, hani hiç böyle ne farklılık hissettim, ne adet ayrımı hissettim. Hiçbir şekilde oraya gittiğim zaman, hatta bazen şey oluyor. Oraya gittiğim zaman oranın şivesini kapıyorum. Onlar gibi konuşmaya falan başlıyorum. Buraya geldiğim zaman bizim kendi şivemizi kapıyorum. Çünkü köydeki şive de farklı. Öyle konuşmaya başlıyorum falan. Hani öyle güzel bir duygu oluşuyor. Yani hani seviyorum orada bulunmayı. Gittiğim zaman ki zaten 20 günden aşağı, 15 günden aşağı gelmiyorum. İnsan mutlu olmadığı yere gitmez zaten. Sevmediği yere hiç gitmez. Ki benim de öyle huyum vardır. Sevilmediğim
yerde bulunmayı sevmem. Onun için kalp kalbe karşılıklı bizde. Her iki tarafta birbirimizi seviyoruz çok şükür ki. Mardin gelini olmayı da tabii ki çok çok seviyorum. Mardinlileri de seviyorum. Evet. Bu kadar tanındığın için pişman mısın? Nasıl fenomen oldun? Takipçi yükselttin. Bu kadar tanındığım için pişman değilim. Yani bilmiyorum, seviyorum ben sosyal ortamı. Zaten evlenmeden öncesinden de kullanıyordum. O zaman evlendiğim zaman bile 10.000'di takipçim. O zamanın sayısına göre çok çok iyiydi, güzeldi yani, yüksekti. Evlendikten sonra tabii hani Mardin gelini olmam, işte ne bileyim Hüma'da yaptığım adetler, 6 ay kınası olsun, bebek mevlidi olsun, işte yaptığımız şeyler, anne kız takımlarımız olsun, bizi tabii daha da fazla tanınır hale getirdi sosyal medyada. Takipçilerim de bu şekilde yükseldi. Mardin'e gidip gelmem bile bayağı bir böyle insanların gözünde işte Mardin'e gitmiş, gelmiş, ne yapmış, ne etmiş gibi merak uyandırıyor. Hani onlar da öyle takipçi yükseltti. Yani özellikle bir şey yapmadım. Şu sıralar biraz çekilişler var. Çekilişlere katılıyoruz. Çünkü şu sıra gerçekten Instagram biraz sorunlu. Ondan kaynaklı çok çok özel bir şey yapmadım ama insanlar hayatımı merak ediyorlar. Merak ettikleri için de sürekli sayfamda geziniyorlar. Ama yani bilmiyorum, hani çok çok da öyle kötü bir şey hissetmedim hiçbir zaman için. Mutluyum yani şu anki durumumdan. Mutluyum çok şükür. Allah ister herkese de nasip etsin. Evet. Kötü yorumlara karşı duruşun. Tam sorusuna denk geldik. Kötü yorumlara karşı duruşum. Aslında seven kadar sevmeyen de o kadar çok ki arkadaşlar. Çünkü sayfam sürekli spam altında. En ufak bir şeyden bile spamlayabiliyorlar. Yani kötü yorumlara karşı da mesela YouTube'da da çok fazla kötü yorum geliyor. Ama ne yapıyorum? Takmıyorum. Yani gerçekten takmıyorum. Taksam emin olun bu kadar ne video çekebilirim ne de enerjik olabilirim. Onun haricinde takmamayı tercih ediyorum. Benim öyle bir doğam var. Hani bu sadece sayfada kötü yorum yapanlara özel bir şey değil. Ailemde de öyle mesela. Hani eğer benim için değersizse, hani değerini kaybetmişse veya karşıdaki insan tanımadığım değersiz bir insansa benim için istediğini söylesin. Buradan girer, buradan çıkar. Ben yoluma bakarım. Ondan kaynaklı dediğim gibi kötü yorumlara da asla ve asla diyorum, ne söylerseniz söyleyin. Bu benim için gizli bir hayranlıktır. Ben öyle düşünüyorum. Yani isteyen kabul etsin, isteyen kabul etmesin. Hiç sıkıntı değil. Çünkü zaten sosyal ortam dediğimiz şey, insanlar hani eline klavyeyi alan hemen çat 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 bir şeyler yazıyor falan. Ondan kaynaklı bir de şu sıra zaten daha fazla aslında kötü yorumlar. Şu sırada insanların evde oturduğuna, boş kaldığını düşünerek yazdığını düşünüyorum. Ondan kaynaklı dediğim gibi yani sıkıntı yok. İsteyen istediğini yazabilir. Zaten tek bir tuşuma bakar, çok beğenmediğim, çok çok kötü olan yorumları kaldırıyorum, engelliyorum. Bakma kardeşim diyorum, direkt engelliyorum yani. Hani o en doğal hakkımı kullanıyorum. Instagram'da da öyle, YouTube'da da öyle. Bakma diyorum yani hani sen benim sayfama baksan ne olur, bakmasan ne olur. O şekilde bir durum sergiliyorum yani. Evet, alayım. Gelin evinde seçimin kınasında düştüğünü söyleyip seni 3 kez yayınladıklarında sinir oldun mu? Evet, o kırmızı elbiseyle. Ya o ara ben zaten hamileydim. Allah aşkına düşmüş olsam nasıl insanlar bütün kına ortamı ayağa kalkar ya. Bütün köy halkı der hani 2 aylık hamileyim, bir de düşsem düşük tehlikesi falan geçirme ihtimalim var. Ondan kaynaklı düşme falan yok. Ayağım bir seyremiş böyle, aman Allah'ım, sanki sırf var ya o kırmızı elbiseyi giydim de hani gelinle yarıştım edası versinler diye hani dalga geçmek amaçlı 3 defa öyle beni ard ardı işte düştü falan filan diye gösterdiler. Ama ne yapabilirim yani, işte herkes birbirinden prim yapmaya çalışıyor, onlar da benden yapmaya çalıştı, ondan kaynaklı. Yani sinir olsam ne olmasam ne, öyle bir o da bir anı olarak kalmış oldu bize. Evet, alayım. Bir insanda tahammül edemediğiniz 3 şey nedir? Ya bir insanda tahammül edemediğim 3 şey aslında tam olarak söyleyebilir miyim bilmiyorum ama küçük ya dağları ben yarattım havasını sevmiyorum insanlarda. Mesela birincisi o. Böyle üstten bakış derler ya, hani küçümser bakış, onu sevmiyorum. Üçüncüsü de ya bir de yalancı insanı sevmiyorum ya. Yalan söyleyeni asla sevmiyorum yani. Hani bu üç şeyi yok, sevmiyorum. Herkes kendi olsun, doğal olsun. Ha bir de şeyi sevmiyorum, böyle birbirini taklit eden, hani gerçekten taklit ettiğini de belli eden insanlardan da nefret ediyorum. 4 oldu ama işte bunları sevmiyorum.
Herkes kendi olsun, öz olsun. Kendi fikrindeki çalışmaları yapsın, ne bileyim. Hani iyi olsun ya, iyi olun. İyilikten yana kimseye zarar gelmez. Evet. Yeni evliyken unutulmayan anınız nedir? Yeni evliyken unutulmayan anım. Yani aslında çok çok öyle bir anı yaptım. Ay şu an var ya, eşim izleyince bana kesinlikle gülecek. Şu an aklıma bir şey gelmedi. Ama Kuveyt'e gitmiştik. 15 gün Kuveyt'te kalmıştık. Ondan sonra 3 günde Umre yapmıştık. Mesela o anılarımızı hiç unutmuyorum. O gayet güzel. Sonrasında tabii çok gezdik ama benim için en güzel anımız oydu. Yani öyle. Evet. Eltiniz, görümceniz var mı? Eşiniz kaç kardeş? Eltim yok. Tek gelinim şu anda. Sonra tabii 4 tane daha kaynım var. Olacak nasip olursa. Görümcem 2 tane var. Bir tanesi benimle yaşıt. Diğeri de kaç, 15 mi oluyor Arzu? Ben de bilmiyorum. 15 olması lazım diye ben de hatırlıyorum. O da o yaşta. Toplamda 7 kardeşler. Öyle yani, hani kardeşleri de bu şekilde. Evet. Eşiniz size ayrı karşılık mı veriyor, yoksa alınacakları birlikte mi alıyorsunuz? Yani eşim özellikle işte şu kadar para senin diye bir şey yapmaz. Her istediğimi alır veya hani işte bak şu kadar kazandım, al hanım bu da senin, hatun bu da senin gibisinden söyler. Beni hiçbir şekilde parasız bırakmaz. Öyle, ama alınacakları da gider birlikte alırız veya o alır. Yani o şekilde ilerler. Çok şükür hani eşimden yana hiçbir sıkıntım yok o para konusunda. Evet. Videoları ne ile çekiyorsunuz? Kullandığınız programlar nedir? Videoları telefonumla çekiyorum. iPhone Pro kullanıyorum. Pro Max kullanıyorum. Onu söyleyeyim. Onunla çekiyorum. Onun haricinde programlar da Instagram'da video yapmak için, müzik falan eklemek için InstaHot var. Onu kullanıyorum. YouTube'da da Imovie var. Onu kullanıyorum. Onunla düzenleme yapabilirsiniz. Ve görseller için Snapset var Instagram'da, görselleri düzenlemek için onu kullanıyorum. Güzel böyle efekt verebiliyorsunuz. Efekt, yani söyleyemedim. Verebiliyorsunuz. Ve şeyde de, YouTube'da da Canva var. Onları kullanabilirsiniz. Ben şu an en popüler olarak onları kullanıyorum. Evet. Türkiye'de en çok gitmek istediğiniz yer neresi? Türkiye'de en çok gitmek istediğim yer şu anda Trabzon. Trabzon'a gitmek istiyorum. Eğer nasip olsaydı bu yaz başı gitmeyi planlıyorduk. Ama tabii şu an korona olduğu için gidemiyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz. Ama nasip olursa tabii ilk gitmek istediğim yer şu anda Trabzon. İnşallah gidebilirim. Allah herkese gitmek istediği yeri nasip etsin diyelim. Bitti mi? Evet. Tamam, bitti. Son olarak da şimdi bu soruları kim soruyor diyeceksiniz. Onu da söyleyeceğim. Ömer kim diye soruyorlar sürekli. Bu soruları soran Ömer, benim eşimin kardeşi, yani kaynım, benim de kardeşim. Ve sizle mi kalıyor diye soruyorlar. Evet, bizimle kalıyor. Şu anda karantina dönemini birlikte geçiriyoruz ve bana çok çok yardımcı oluyor. Sağ olsun. Arkadaşlar, bugünlük anlatımımız bu kadar. Sorularınızı cevapladım. Tekrardan böyle biraz ara geçtikten sonra nasip olursa tekrar bir soru cevap yaparız. Sorularınızı cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Ben de burada limonlu sodamı içiyordum. Daha bitmedi. Onu içmeye devam edeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten seviyorum. Görüşmek üzere.